Canlı bir bağlantıyla devam edelim sevgili izleyenler. Şu an spor yorumcusu Serkan Korkmaz konuğumuz olacak ve Süper Lig'de neler yaşanıyor onu konuşacağız. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar. 21. haftayı geride bıraktık. Hiç de vakit kaybetmeden 22. hafta hafta içi maçlarıyla başlayacak. Konuşulacak çok konu var ama önce dün akşamla başlayalım isterseniz Galatasaray'la. E, Domenek Torrent'in ilk mücadelesiydi. 4-2 mağlup oldu Hatayspora Galatasaray nasıl buldunuz? Yani Galatasaray maçı aslında iyi başladı. Van Arnold harika bir pas verdi ve Emre Kılınç şık bir golle, Avrupa'yı bir golle Galatasaray'ı bir sıfır öne geçirdi. Sonrasında kazanılan penaltı var. Penaltıda da topun başına Van Arnold'un geçmesi pek çok futbol otoritesi tarafından eleştirildi. Bence de yani penaltıyı kullanmak için Fana önce düşünülmesi gereken pek çok isim var Galatasaray'da. Öf, ve Fana Anot o penaltı kaçırdı. Yani maçın kahramanı olacakken bir anda kaçırdığı penaltıyla e, maçtaki yine puan kaybının, mağlubiyetin sebeplerinden birine dönüştü Fana Anot. Oysa ki da bir oyun ortaya koymadı. Özellikle ofansla, defansif olarak pek çok hatası olmuştu. Galatasaray maçı iyi başladı. 2-0'a getirip Hatay gibi bir deplasmanda hakikaten... E, Torrent'in ilk maçında enteresan bir e, başlangıç e, başlangıca imza atmak üzereydi. Fakat sonrasında e, kadro kalitesiyle Hatay maça ağırlığını koydu. Yani bunu söylemek zorundayım. Belki Galatasaraylıları biraz üzüyor ve kızdırıyor ama yani Galatasaray'ın gücü bu kadar Sinem. Hatay'da da eksikler var. Hı hı. E, onların da eksik oyuncuları var. Ama hani Galatasaray'ın gücü bu kadar. Yani Hatay deplasmanında ben hani resmi e, bahis oranlarına da baktım. Favori Galatasaray gözüküyordu. Hakikaten şaşırıyorum. Yani nasıl Galatasaray gözüküyor bilemiyorum. Belki hani yeni teknik adam ilk maçı Galatasaray hani mutlaka kazanmak için bir şey yapar diye düşünülmüş. Maç da öyle başladı ama dakikalar ilerledikçe Hatay ne yaptığını bilen bir takım olarak ligin 50 yüzü düzgün takımlarından, derli toplu takımlarından birisi olarak yani iki kez geriye düşmesine rağmen maçı kazanmayı başardı. Hani Galatasaraylı oyuncular... Ellerinden geleni yapmadı mı diyeceksin. Mesela Fenerbahçe'li oyunculara göre, Fenerbahçe'de yeni hocasıyla ilk maçına çıktı. Yani Fenerbahçe'li evet. oyunculara göre Galatasaraylı oyuncularda daha bir sorumluluk vardı. Daha bir coşku ve hırs vardı. Fenerbahçe'de mesela oyuncularda bu hiç yoktu. Yani bir şekilde Galatasaray kaybetti. Gücü bu kadar Galatasaray'ın. Hani Yani bunu kabul etmek lazım. Ama işte bu takım Avrupa'da iyi işler yapmıştı. Tabii ki iki oyun arasında çok büyük fark var ama bir şekilde yani. reaksiyon vermesi beklenmiyor mu acaba artık? Yani bence işte maçın ilk bölümünde bir reaksiyon vardı. Bak skor 2-0'a gelmiş olsa ve Galatasaray Hatay deplasmanında kazanmış olsa Hı -hı. demin söylediğim cümlelerin altı da dolu olmuş olacaktı. Belki şimdi kaybedilen 4-2'lik bir maç var. Maçı izlemeyenler ya boş boş konuşuyor falan diye düşünüyor olabilir. Ama hakikaten Galatasaraylı oyuncular bir reaksiyon koydu. Hı hı. E, ellerinden geleni yaptılar ama güçleri bu kadar. Galatasaray'ın orta sahası bu kadar. Yani Galatasaray'ın e, alternatifsiz forveti Halil Dervişoğlu, e, Afrika Kupası'nda biri, diğeri sakat. Hani evet. durum bu. E, kalecisi İsmail Çipe Galatasaray'ın. Yani hepsi çok kıymetli oyuncular ama hani Galatasaray standartlarında e, Galatasaray'ın sezon başında vaat ettiğinden çok uzak bir kadrosuna sahip olduğunu zamanla hep beraber idrak ettik. En erken idrak eden Fatih Terim oldu. O da Avrupa'da deve dişi gibi rakipler karşısında bu idrakin üzerine doğru oyununu oynadı. Ama Galatasaray Avrupa'daki oyununu ligde oynayamaz ki Galatasaray'dan ki. özellikle iç saha maçlarında oyunu rakip yara alana yıkması, topa sahip olması, ardı ardına ataklar geliştirmesi 1-0'sa 2-0, 2-0'sa 3-0 falan beklenir. Ama Avrupa'da Galatasaray öyle oynamadı. Zaten öyle oynayabileceği bir kadrosu da yok. Ee, bu kadroyu kuranlardan biri de olsa Fatih Hoca Avrupa'da doğru stratejiyi buldu. Ligde ise doğru strateji diye bir şey yok çünkü Galatasaray'ın hele hele yani bir Trabzon varken bir Konya varken Hatay varken Adana Demirspor yani, yani kendisinden iyi o kadar çok takım var ki Galatasaray bence hani 3-5 haftada olayı anlamalıydı. Yani biz Trabzonspor kopup gidecek çok kaliteli bir kadro falan derken aslında hani Konya sporu da yakalayamayacağı kadar e, elinde e, bir kadro olduğunu idrak edebilmeliydi Galatasaray. E, kaldı ki yani zirveyle arasında şu an 23 puan var, düşme hattıyla 6. Peki şunu da sorayım, e, Domenek Torrent'in hamlelerini nasıl buldunuz? Yani açık konuşmak gerekirse olumlu ya da olumsuz, hele hele Galatasaray'ın mevcut ruh hali Galatasaray'daki bu karmaşa içerisinde yani sonuçta Galatasaray efsanesi ve tarihinin en başarılı ismi Fatih Terim'le yolları ayrıldı. Yani Dominik Torrent ağzıyla kuş tutsa ne olacak ki Sinem? Bak Belanda doğru. Snyder zamanı transfer edildiğinde on numaralı forma ona verildiğinde ne olduysa onlar yaşanacak. Torrent'e iyi, kötü, doğru, yanlış demenin hiçbir anlamı yok. Hele hele ilk maçında. Yani ama şunu söyleyeyim. Ya bence adam hani bir şekilde günü kurtardı. Ne yapacaktı ki? Çocukların acaba oyuncuların ismini tam anlamıyla öğrenebildi mi bu kadar sırayı, süre içerisinde? Yani Aytaç'ı oyuna sokup Halil'i alırken falan hı hı. adı Aytaç'tı değil mi falan diye düşünmüştür. Muhtemelen dönüp bana bir orta saha bulun dedi. Hani orta saha işte Aytaç var dediler. Ha Halil'i bir çıkartalım dedi. 4-6-0'a dönelim falan. Hani ne mümkün mü? Yani 25 30 kişilik çalışan ve oyuncu grubunda Florya'da herkesin ismini ezber, ezberleyebilmiş olması sence? O bile mümkün değil. Ben hani Torrent'i savunmak için söylemiyorum bunları. Yani Torrent kötü hocaymış, Torrent iyi hocaymış. Böyle bir şey demenin anlamının olmadığı bir süreç yaşanıyor Galatasaray'da şu an. Peki şimdi hafta içi maçı var. Ardından Trabzonspor'la karşı karşıya gelecek Galatasaray. Ee, yine zorlu bir mücadele bekliyor Galatasaray'ı. Evet bir yandan tabii yani pek çok durum var. Hani işte sosyal medyada ıı, devam eden bir süreç var Galatasaray'da evet. ıı, yani muhalefette hareketlenme var. Taraftar hani ikiye ayrıldı yani ortadan ikiye değil belki ama ikiye ayrıldı. Sosyal medya ikiye ayrıldı. E, transfer dönemi e, bir yandan şimdi Kasımpaşa maçı o kadar kritik bir hal aldı ki. Ya ben Galatasaray'ın bakın bu maçta favori olduğunu düşünüyorum yani psikolojik sebeplerle falan değil yani teknik ve sportif sebeplerle de. Ama bu sefer de orta sahada ve Berkan yok. Evet. Yani onlar da hani çok önemli oyuncular diye söylemiyorum ama en azından o bölgede e, Avrupa'da da başarı sağlayan takımın önemli oyuncuları, yani ideal 11 oyuncuları. E şimdi orayı ne yapacaksınız? Kimi çekeceksiniz? Gustavo Osmusu 45 dakika oynadı. Acaba diyorum Aytaç mı? Acaba Alpas'tan stoperdeki performansı ortada o orta sahada fena oyuncu değildir bak. Bak ben Alpaslan'ı hani ya kimsin kardeşim sen pro lisansın mı var? Yani sen sonuçta bir yorumcusun veya işte sen bir spor medyası çalışanısın diyebilir Torrent bana. Ama yani ben ben olsam Alpaslan'ı bir düşünürdüm. Hani Alpaslan da hani ağzıyla kuş tutacak diye söylemiyorum yine tabiri caizse. Ama yani Taylan yok, Berkan yok, Kasımpaşa çok enteresan bir takım toparlandı da. <laughs> e, şimdi 21 puanla onlar da Canavli ile oynuyorlar. E, Galatasarayın puanı da 27. Galatasarayın o maçı kaybettiğini düşünsene, yani Galatasaraylar bu olasılığı düşünmek bile istemiyordur. Gerçekten ortada çok karışır. Ha, bütün bu hengamenin içinde Torrent diye İspanyol bir teknik direktör geldi. Yani o da yavaş yavaş ya ben nereye geldim, ne oluyor demeye başlayacaklar. Yani Türkiye futbol iklimi ayrı, Galatasaray'daki mevcut Bayağı dinamikler ayrı. ayrı.